Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok bereketli, nefis bir davet yemeği hazırlayacağız. Patates püreli, beşamel soslu, rosto köfte yapacağız. Öncelikle köftemizi yaparak başlayacağız. Köftemiz için şöyle yarım kilo kıyma kullanacağız. 1 su bardağı bayat ekmek içi, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta, tuz, 1,5 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da kimyon kullanacağız. Öncelikle kabımızın içerisine bayat ekmeğimizi alalım. Ardından kıymamızı ve diğer malzemelerimizi de ekleyelim. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi köfte harcımızı yaklaşık 5 dakika kadar güzelce yoğuracağız. Ne kadar güzel yoğurursak köftemiz o kadar güzel olacaktır. Evet, köftemizi yoğurduktan sonra şöyle bir tabağa alıp üzerini streç filmle sardık. Şimdi buzdolabımıza kaldıracağız ve bir yarım saat kadar dinlendireceğiz. Eğer zamanınız varsa 1 saat dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Köftemizi dinlendirdikten sonra şöyle bir yağlı kağıdın üzerine alıyoruz. Şöyle elimizi ıslatıyoruz ve köftemize baskı uygulayarak biraz büyüteceğiz. Şimdi de içerisine havuç, bezelye ve patates üçlüsünden oluşan garnitürümüzü ilave ediyoruz. Şimdi artık köftemizi sarabiliriz. Sararken de dikkatli bir şekilde ve sıkı sıkı saracağız. Yağlı kağıdımızdan destek alarak. Hemen bir kere daha döndürüyoruz. Döndürdükten sonra da hemen sıkıştırıyoruz. Dağılmaması için sıkı sıkı sarmamız gerekiyor. Evet, çok güzel bir şekilde sardık. Şimdi şöyle bir ters çevirelim ve uç kısmının yapışmasını sağlayalım. Şimdi de köftemizi dikkatli bir şekilde kağıdımızın tam ortasına alalım. Evet. Şimdi sıkı sıkı pişirme kağıdımıza sarıyoruz. Tamamen sıkıştırdıktan sonra da şu uç kısımlarından katlayarak tekrar sıkıştırıyoruz. Evet, köftemiz hazır. Şimdi borcam tepsimizi alalım.
Öncelikle de rosto köftemizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. Köftemiz fırında pişerken biz de patates püremizi hazırlayalım. 6 adet orta boy patateslerimizi haşladık ve sıcakken kabuklarını soyduk. Şu anda patateslerimiz sıcak. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı. Ardından şöyle biraz da tuz ekleyelim. 1,5-2 çay kaşığına yakın tuzumuzu ekledik. Yine tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir alt üst edelim. Tereyağımızı patatesimizin ortasına yerleştirirsek çok daha hızlı bir şekilde eriyecektir. Ardından şöyle sütümü ekleyeceğim yavaş yavaş. Sütümü de ekledikten sonra bir yandan yavaş yavaş karıştıracağım. Püremizi biraz karıştırdıktan sonra içerisine biraz da kaşar ekliyoruz. Tamamen karıştırarak kaşarımızın ve tereyağımızın erimesini sağlıyoruz. Evet, patates püremiz oldu. Bu aşamada patates pürenizin tuzuna bakın. Eğer tuzsuzsa ekstra tuz ekleyebilirsiniz. Evet, köftemiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi yağlı kağıdımızdan çıkaralım. Dikkatli bir şekilde. Çok sıcak şu anda. Burası alt tarafı. Şöyle de çevirelim. Üzeri daha güzel bir şekilde kızardı. Arkadaşlar, köftemizi pişirirken özellikle de benim gibi ankastre fırın kullananlar için söylüyorum. Mutlaka en alt rafa yerleştirin. Yavaş yavaş güzel bir şekilde pişsin. Eğer üst raflara yakın olacak şekilde yerleştirirseniz direkt hızlı bir şekilde üst kısmı yanabilir. Şöyle de göstereyim bu üst kısmı. Alt kısmını da görüyorsunuz. Alt kısmı da çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi hemen tepsimizi alalım. Şimdi öncelikle tepsimize patates püremizi alalım. Evet, dikkatli bir şekilde hemen köftemizi boş kısma yerleştiriyoruz. Köftemizi yerleştirdikten sonra da şöyle tekrar etrafını bir düzleyelim. Evet, şimdi de püreli rosto köftemizin beşamel sosunu hazırlayalım. Beşamel sosumuz için tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ettik. Yağımız tamamen erisin. Birazdan unumuzu ekleyeceğiz. Evet, yağımız erimeye başladı. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unumuzu da ekledikten sonra şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce bir karıştırıyoruz. Kısık ateşte 1-2 dakika kadar unumuzu kavuracağız. Çok fazla değil, sadece kokusu çıkana kadar. Evet, unumuz oldu. Artık sütümüzü ekleyebiliriz. Şöyle bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ekledikten sonra da hızlıca karıştırmaya devam ediyoruz. Hemen ikinci bardak sütümüzü de ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Beşamel sosumuzda toplamda 2 su bardağı süt kullandık. Şimdi biraz da tuz ekleyelim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar yeterli olacak. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Kısık ateşte beşamel sosumuz pişene kadar
sürekli karıştıracağız. Asla bırakmıyoruz. Bırakırsak eğer beşamel sosumuzun dibi tutacaktır. Kaynayana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, beşamel sosumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Artık ocağımızdan alabiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı da koyulaştı. Beşamel sosumuzu hemen yemeğimizin üzerine dökeceğiz. Öncelikle şöyle biraz köftemin üzerine dökmek istiyorum. Şöyle hafifçe dökeceğim köftemin üzerine. Köftemin üstünün çok kapanmasını istemiyorum. Yemeğimizin üzerine bolca rendelenmiş kaşar ilave ediyoruz. Şimdi de yemeğimizi fırınımızın üst rafına biraz yakın olacak şekilde yerleştirerek önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda üzerindeki kaşarlar eriyip güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. Şimdi hemen tabağımızı alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Evet, hemen şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle köftemizin kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Nefis kokuyor. Muhteşem bir lezzet oldu. Hemen patates püremize de bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok bereketli, nefis bir yemek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.